Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalına hoş geldiniz. Wikibenz YouTube kanalı şu ana kadar yaklaşık 160'a yakın videonun bulunduğu ve bunların %90'ının da Mercedes-Benz videolarını içerdiği bir kanaldır. Lütfen kanalıma abone olmayı ve paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Bazı arkadaşlar hani diğer oynatma listelerine bakmadığı için videolarımın içeriğinden çok haberdar olmuyorlar. O yüzden şu anda 40'a yakın 124 kasa videosu oldu videom şeyde kanalımızda. Bunun yanında diğer serilerle de ilgili, bütün serilerle de ilgili hem tarihçe hem normal videolar mevcut. Bilgilendirme videoları mevcut. Bugün sizlere W124 serisinin karda buzda nasıl gittiğini ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi birçok arkadaşlar işte benim 200 dizelim var, şöyle gider, şöyle bir arabam var, 124 kasada, karda buzda böyle gidiyorum şeklinde yorumlar kısmına bana yazabilir ki yazın, tecrübelerinizi bizle paylaşın. Böylece alacak kişilere, 124 kasaya ilk defa binecek kişilere bir şey olsun, bilgi olsun arkadaşlar. 124 kasanın da sınırlı değil aslında. Mercedes-Benz arkadan, genelde arkadan itişli bir otomobil olduğu için karda buzda genelde Mercedes-Benz sahipleri araçlarını da çok sevdiğinden trafiğe çıkarmazlar arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni de bu videoda görmüş olduğunuz şekilde arkadan itişli bir otomobilin karda her arkadan itişli otomobilde olduğu gibi çok stabil olmayışıdır. Ama düzgün seçilmiş bir lastikle ve düzgün bir kullanımla bu kadar şey değil. Ama bakın burada mesela bu videoda bu adam drift yapmıyor arkadaşlar. Bu adam şey yapıyor. Yokuş çıkıyor ve gördüğünüz şekilde yine aracı bence yine güzel tutuyor yolda. Ben bu tecrübeyi en yakından 124 kasayla değil ama bir Gaziantep'ten bir E250 CGI almıştım. 212 kasa. W212 kasa. Eşimle beraber bu aracı getirirken çok şiddetli bir kara yakalandık. Bu karda ben bu aracı yolda tutmakta çok zorlandım ve hiç bu kadar Mercedes-Benz'de yolda rezil olduğumu görmemiştim yani o zamana kadar. 40 ile 50 ile giderken bile kendimi böyle o kadar sıkıyordum ki yolda tutabilmek için. Biraz gazı ayarlayamadığımda, tabi lastikler de iyi değildi. Bunun da etkeni vardı. Kar lastiği yoktu araçta. Aracın kıçı başı affedersiniz sağa sola gidiyordu. Yanımdan böyle 15-20 milyarlık bir Palio bile 70-80 ile önden çekişli olduğu için basıp gidiyordu arkadaşlar o yolda. Bu yüzden Mercedes-Benz'in arkadan itişli modellerinin yolda durması çok çok kolay değil. Bu videoda görmüş olduğunuz araç 6 silindirli 300E modeli, M103 motora sahip ve 188 beygirlik 12 varflik bir motordur bu. Ki güçlü de bir motordur. Bu güç tabi burada biraz avantajdan çok dezavantaja dönüşüyor. Çünkü o lastikleri gücü yola aktarırken lastiklerin yolda tutunmasını ayarlamak gerçekten de zor. Özellikle otomatik vitesli araçlarda. Otomatik vitesli araçlarda winter seçeneğini kullanırsanız W seçeneğini karda buzda sürmeniz daha kolay olur. Eski model araçlarda ise aracı direkt 1'e veya 2'ye alırsanız çıktığınız yokuşun özelliğiyle alakalı olarak burada daha rahat kullanabilirsiniz. Burada da şeyi görüyorsunuz. Mercedes-Benz'in 87 yılında ilk kez piyasaya sürmüş olduğu 4matik seçeneğini görüyorsunuz ki bu seçenek bence karda buzda kullanma açısından özellikle düzgün bir lastikle her zaman daha avantajlı bir seçenekti. Bu 4matik seçeneğini Mercedes-Benz ilk defa W124 serisinde otomobillerde uygulamaya başladı ve bu 4matik araçları Gelände Wagen modelinin üretilmiş olduğu Avusturya'daki tesislerde üretti bu modelleri tamamen.
Bu araçlar normal bir araca göre yaklaşık 12 bin mark daha pahalıydı o dönemde, dörtmatik araçlar. Dörtmatik araçların özelliği önden sürekli olarak %35, arkadan ise %65 çekiş sağlayarak arabayı daha stabil bir şekilde yolda tutuyordu arkadaşlar. Bu özelliğiyle tabii ki arkadan itişli otomobillerden çok daha stabil bir sürüş sağlıyordu. Bu görmüş olduğunuz araç 300 Touring dizel, OM 603 motorlu 12 varflik dizel bir araç. Bunlar 109 beygir ve 113 beygirlik seçeneklerle sunuldu. Bu yüzden yolda her tabii ki arkadan itişli otomobillere göre çok daha stabil bir araçtır. Ama ikinci elde bu araçlar biraz daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu için elektronik açısından ve çekiş açısından kilitli diferansiyelleriyle biraz daha problemli araçlar olarak biliyoruz. Çünkü 4Matic Mercedes-Benz'in ilk denediği araçlardı. O yüzden yolda duruşundan ziyade ileride kullanımda biraz daha masraf çıkarabiliyordu. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Aklınıza gelen her türlü yorumu da lütfen soruyu da yorumlar kısmından bana ulaştırın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.